Merhaba arkadaşlar, bugün Prüm Şefi ile beraberiz. Bize elektrikli araçların çalışması hakkında kısa bir bilgi verecek. Evet hocam, dinliyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Veysel Poater. Biraz da içeri alalım hocam sizi. Dışarıdan sesleri gelmesin. Evet. Bugün elektrikli araçların temel komponentlerinden biri olan batarya ile ilgili birkaç konuda değinmek istiyorum. Şöyle lityum iyon pilden başlayacağız. Lityum iyon piller, bu elimde gördüğünüz 18650 BTC, Sony marka BTC bir pil. Bu piller seri ve paralel bağlanarak bir sistem oluşturulur. Seri bağladığımızda voltajı arttırırız, paralel bağladığımızda ise amperi arttırırız. Yani biz bir yerden bir yere gitmek istediğimizde mesafeyi arttırmak istiyorsak paralel sayısını arttırmamız lazım. Elektrikli bisikletler üzerinden örnek verecek olursak, biz hızını arttırmak, ani bir hızlanma, yüksek hıza ulaşmak istiyorsak ise voltajını arttırmamız gerekiyor. O yüzden seri ve paralel bağlama kısmında bu şekilde yapabiliriz. Hız için seri bağlama, Hız için seri bağlama, için paralel bağlama. Mesafe için çok daha fazla gitmek istiyorum diyorsanız paralel bağlayıp amperini arttıracaksınız. Amperi arttırıyorsunuz. Amperi bu şekilde arttırabilirsiniz. Bu sistemi kendiniz oluşturabilirsiniz. Kaç seriye, kaç paralele ihtiyaç olduğunuzu, yani bu da tabii doğal olarak kaç voltaja ihtiyacınız olduğunu gösterir. Her biri 3.7 volt civarında bir voltaj gerilimine, 3000 miliamper civarında da, miliamper saat civarında da ampere sahiplerdir. Buradan hesaplayarak istediğiniz voltajda elektrikli aracınız için bataryanızı oluşturabilirsiniz. Bunu siz oluşturdunuz değil mi hocam? Tabii bunu çocuklarla beraber biz yaptık. Bu aynı zamanda sadece bizim elektrikli aracımız için, motoru da burada, elektrikli aracımız için kullanılan bir şey. Aynı zamanda power banklerin de içlerinden çoğunlukta lityum iyon piller çıkar. Bu pilleri de yine şuradaki yuvalarında bulunan, şöyle göstereceğim birlikte. BYS sistemleri, yani batarya yönetim sistemleri dediğimiz sistemler yardımıyla bunları bir şey haline getiriyoruz. Sistem haline getirip kullanabiliyoruz. Yine bunun içinde özel batarya yönetim sistemimiz mevcut. Batarya yönetim sistemi dediğimiz şey, bu pillerin belli bir voltaj aralığı vardır, çalışma aralığı. Örnek veriyorum, lityum iyon piller için 4.2 voltun üzerinde bir voltaj, 4.2 voltun üzerinde bir voltaj ve yaklaşık, yanlış olabilirim, bunu da tekrardan bakabilirsiniz, 3.2 voltun altında inmemesi lazım. O optimum düzeyde çalışması lazım. O yüzden bunu, bu aralığı sağlayan şey bu gördüğünüz BYS batarya yönetim sistemi, başka yerde de BMS kartı diye de geçiyor. Bu batarya yönetim sistemleri bu pillerin çalışma aralığını ve aynı zamanda tamamının dolmasını sağlayan sistemlerdir. Çünkü her taraftan aldığı için şu kablolar sayesinde enerjiyi her taraftan verdiğinden dolumu tamamen sağlamış oluyor. Pillerin direnç değerlerini de dengeliyor zannediyorum değil mi hocam? Evet, o da var. Bir de aynı zamanda bir batarya yönetim, batarya oluşturacağınız zaman pillerin voltajları ve dirençleri, iç dirençleri de önemli. Evet. Bakalım pilimiz, şeyimiz çalışıyor mu? Çalışıyormuş. Şöyle pilin, şöyle baktığımız zaman bakın 3.65 volt, 12.286 ohm civarında bir şey. Yani bunun gibi, bunun bu değerlere yakın bir pil grubundan oluşturmanız lazım bataryanızı ki evet, sağlıklı ve uzun ömürlü bir batarya olabilsin. Birbiriyle dengeli çalışabilen bir batarya olsun. Elbette ki bu batarya yönetim sistemi kartımız bunun dengeli çalışmasını sağlıyor ama ne kadar batarya piller birbirine yakın değerdeyse dolumu ve boşalımı o kadar daha düzgün ve daha sorunsuz, daha uzun süre çalışacak düzeyde olur bataryamız. Şurada bir setimiz var hocam. Bu nedir? Şunu da bir açıklayalım. Diferansiyelli bir motorumuz var. Elektrikli motor. Evet. Bu DC fırçasız motor ve diferansiyelli bir motorumuz. Buradaki elektrik motoru. Bu az önce yaptığımız bataryamız buraya elektrik sağlıyor. Tabii bunu bu elektriği sağlarken buradaki bir dönüşü sağlayabilmesi için, manyetik alan oluşturabilmesi için ve aynı zamanda bunu kontrol edebilmesi için bir de kontrol paneline ihtiyacımız vardır. DC motor olduğu için bu.
Eğer AC motor olsaydı bu kontrol paneline ihtiyaç duymayacaktık. Fakat DC motor olduğu için bu DC motoru çalıştırabilmemiz için de kontrol paneline ihtiyacımız var. Bu kontrol paneline elektriği, bataryadan aldığımız elektriği verdiğimizde kontrol paneli sayesinde motorumuz dönecektir. Motor döndüğünde de diferansiyel sayesinde her iki tekerimize de sağlı sollu dönme kuvveti sağlamış olacağız. Şu gördüğünüz elektrikli araçlar eğitim seti. Kısaca söz edecek olursak batarya sistemimiz mevcut. Fakat aynı zamanda bataryamız bittiğinde elektrikle de dışarıdan elektrikle de alıp çalıştırabileceğimiz bir sistemde oluşturmakta. Burada kontrol panelimiz var. Bu kontrol paneli diğer bütün hepsinin aslına bakarsanız kontrol eden bir sistem. Kontrol panelimizden gelen kablolar invertörümüze giriyor. İnvertörümüz bataryadan gelen doğru akımı alternatif akıma çeviriyor. Aynı zamanda altta bulunan trifaze AC akımla çalışan motorumuzu AC akım üretiyor. Dönüştürüyor daha doğrusu doğru akımı. Daha sonra burada bizim frekans ayarlayıcımız var. Elektrik motorlarında hızı biz frekansla sağlarız. Bu frekans ayarlayıcıda biz güç pedalına bastığımızda motorun hızını arttırmamızı sağlar. Aşağıda pedala bastığımızda motorun hızının şuradan şurada görünen de demir sensörüdür. Şuradaki tekerleğin güç pedalına bastığımız sürece artık gaz pedalı demiyoruz buna, güç pedalı diyoruz. Güç pedalına bastığımız sürece şuradaki demir sensörü şurada kaç devir yaptığını 1300 yavaş yavaş 1400 devire kadar çıktı. Biz bunu çok daha yükseğe alabilirdik ve aniden de hızlandırabilirdik fakat kontrol panelinde bunu yapan arkadaşlarımız, yapan hocalarımız ona göre ayarladı. Eğitim alanında olduğumuz için bastığımız gibi aniden devre almıyor. Bunu belirtelim. Bir de 1500, 1600, 2000 devrin üzerinde çıkmamasını göre ayarladık. Sınırlandırdık. Bunun sebeplerinden biri de güvenlik açısından dolayı. Onun haricinde burada da yine herkese buradan gelen örnekle kontrol panelinden gelen montajı veya diğer yerlerden gelen bataryadan gelen montajları çocuklar avometreyle daha net bir şekilde görebilsin diye. Şuradan ölçüm mü geliyor değil mi? Çıkışlarımız. Evet, çocuklar buradan ölçüm yapıyorlar. Ölçümleri alıyoruz evet. Burada da zaten bizim yine modülü kontrol etme panelimiz. Evet, bu eğitim modülü çocuklar. Evet anlatmak. Eğitim modülü. Evet, çok güzel. Burada da görünüyor hocam. Şöyle isterseniz bakın. Kaç volt çektiği bakın. Kaç watt çektiği, hızını ve şeyini yaptığım zaman bakın wattı gücü gitgide artıyor. Çektiği akımdan tutup duvar olarak bizim 160-210 watt çektiği. Bu pedala bastıkça hareket açılarak bataryamızın voltajı görünüyor şu anda 48.3 volt civarında bir şey. Şurada yukarı aldığımızda bunu direkt şey kısmını alıyoruz. Batarya kısmından. Şimdi burada maksimum voltaj ne kadar hocam? Buradaki maksimum voltaj şu anda 50. 50 yani herhangi bir şekilde insan sağlığına zarar verecek voltaj değil. 60 volta kadar. DC volt için, DC volt için 100 volt üzeri tehlikelidir. AC volt için ise 50-70 civarı bir şey. 50'nin üstü de tehlikeli. Tabii şeyi de 60'a kadar herhangi bir sıkıntı yok. Maruz kalma süresi de önemli AC'de. Çünkü evet. 220 voltu hafiften çarptığı da olabilir. Ama uzun süre maruz kalsanız 50 volt bile öldürücü olur. Yani bu eğitim sistemi herhangi bir şekilde öğrencilerimize bir zarar vermez. Yok bu eğitim sistemi olsa çocuklar herhangi bir zarar görmez. Sadece evet. Ufaktan canı yanabilir eğer çok fazla. Aynen çok fazla. Evet. Açık alanlara dokunurlarsa öyle söyleyeyim. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim hocam. Emeğinize sağlık. Size kolay gelsin.